Yalnız elime ver, elime. Bunları bana getir, beni besle ki bu şehrin kötülüklerine karşı koruyabileyim seni. İnan bana Nihat, kimse beni bu zamana kadar senin gibi delicesine sevmemişti. Nihat Doğan bile senin gibi tutkulu sevemez. Şimdi şöyle bir şey var, Nihat Doğan'la isim benzerliğimiz olabilir bizim ama yani bizim felsefemiz farklı, kültürümüz farklı. Anlatabiliyor muyum? Ay canım, al da felsefen daha da kuvvetlensin. Ham yap bakayım, ham yap. Ya bak, Ali Arap, ilişkimizin başladığı günden beri sana söylüyorum, bu tip dejenere şeyler sevmiyorum ben. Aşalım bunları, bunlar nedir ya? Ya ne olacak tontuşim? Türk usulü hamburgerim benim. Sana sevgimi gösteriyorum, kötü bir şey mi var bunda? Çekilme kadın! Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Beni eğer seveceksen böyle Amerikan yemekleri söyleme bana. Bizim yemeklerimize söyle beni. Ne bileyim lahmacun de, ondan sonra Adana de, Urfa de bana. Hamburger de neyin nasılmış? Çok sinirlendim Nihat. Yoksa bana vuracak mısın? Vur ama senin vurduğun yerde gül biter. Ya abur sabur konuşuyorsun kadın. Dejenere dejenere konuşuyorsun. Zaten anam bacım kardeşlerim memlekete gitmiş. Burnumda tutuyorlar. Bir de sen abur sabur konuşup beni daha da çok delendirme yani. Telefon çalıyor. Kayıt ver. Kayıt ver. Efendim? Ha Anel! Nasılsın, iyi sen? İyi, nerede sen? Söyle mi? İyi. Kardeşlerim nasıl? Bacım nasıl? Kedi köpek nasıl? Tavuklar nasıl? İyi iyi, ellerinden öperler ha. Ne diyeceğim sana sen? Ha? Anne, okulum iyi iyi. Ya kırmızı kurdelesi anne, üniversiteye gidiyorum ben. İlkokulda kaldı onlar. Ama öğrenci başkanı yaptılar beni ha. Ha öyle kırmızı kurdala tarzı bir şeye denk geliyor üniversitede. İyi, yalnızım evet. Ha. Ne diyeceğim, ne? Fırat, Fırat sen gazeteyle ekmekleri götürmeye gitti. Ha çakma rapçilik yapıyor hala, devam ediyor. Azota kaykın, azota kaykın. Alo. Ya yok bir kedi girdi içeri, ona vardım anay. Ne? İyi, ya bu şey diyeceğim, bu Nihan abla bize şey yollayacaktı, otlu peynir yollayacaktı. Şehirde otlu peynir kokusunu özlerim anay. Burada yok öyle de. Her şey fabrikasyon olmuş. Evet tamam anay, ellerinden öpüyorum, var mı diyeceğim? Tamamdır anay. Tamam, hadi öpüyorum, kapatıyorum. Bay bay mı? İyi çab anay sana da çab. İyi hadi bakalım, hadi. Nihat? Yoksa annen telefonu kapatırken bay bay mı dedi? Yoksa o da benim gibi dejenere mi oldu? Eyvahlar olsun. İkincisi ana yaşındaki bir kadın hakkında doğru düzgün konuş, bu bir. İkincisi benim annem dejenerasyon yoluyla bu şehirleşme arasındaki ince çizgide gidip geliyor yani. Ne var kadın bay bay dediyse, şehirleşmeye çalışıyor. Bak ne güzel söyledin. Annen yaşında dedin. Keşke gerçek olsa. Gerçekten benim annem olsa. Of, bu sabır konuştu yine benim canımı sıktın ya. Seni bu dejenerasyonunla kimse almaz. Bırak annemle tanıştırmayı, sarı kızla bile tanıştırmam seni abi. Sarı kız kim? Yoksa kız kardeşim mi? Bir tane daha mı var? Hayır ya, ne kız kardeşi? Bizim köy ineği, Hollanda ineği. Ama bir süt ile bunu görmen lazım. Çok da güzel hayvan. O bile senden daha böyle değerli, daha faydalı ekosistem ha. Ama kadın, azıcık ilerle. Uzak dur benden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cez şey yaptı, hafta sonu ben fabrikatör 35'le görüşecektim ya. Ha? Yasak koydu bana, hafta sonu hiçbir yere gidemeyeceğim ben. Cez'in yasakları da çok meşhurdur zaten canımcığım. Öyle mi? Onun yasakları sigara yasağından daha ağırdır. Sen onun modern durduğuna bakma. İlk sene Zeynep'le evlendiği zaman kızcağızı bakkala bile göndermedi yalnız başına. Ben çok iyi bilirim o günleri. Ya olur mu Cez? Öyle mi şeyler yaptı? Evet. Aa inanmıyorum ama yayında hep kibar, hep kibar, hep iyi şeyler konuşur. Hiç ondan beklemezdim. Ama ben ne yapacağım? Sen hiç merak etme Kamilacığım. O hafta sonuna kadar bunları unutur canımcığım. Ben sizi buluştururum fabrikatörle. Sen hiç nasıl, üzülme. Nasıl ben sizi buluşturacağım. Sen nasıl? Hiç merak etme. Bir şeye ayarlarım ben. Ay canım ne bileyim. Sen Esra Erol'dan daha iyisin. Ay canım benim. Sen hiç merak etme. Güzel kızım evlenirsen. Sen hiç merak etme. Ama aramızda kalsın, hiç kimseye söyleme tamam mı? Cez duysa ben öldüreceğim. Sen hiç merak etme Kamil'cim. Ama Kamil'cim sen zaten genç kızsın. Böyle giderse evde kalacaksın canım kızım ya, benim. Ya ben konuşuyorum. Sen ama, bununla konuş. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Nevin ablan olduğu sürece sen hiç merak etme. Tamam. Ben böyle bir şeye asla izin vermem hayatım. Tamam. Güzel kızım benim. Tamam, ben sana tamam, çok
alıştım. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Ben şunları hemen mutfağa bırakayım. Gelir tamam. Şimdi bizim Ceyar. Bu kim? Ceyar kim? Bir zamanlar Dallas diye bir dizi vardı. Belki bilmezsin sen. Oradaki her şeye karışan adam Ceyar. O mu gelecek? Ha bizim. Bizimkisi. Tamam olsun. Alayım. Al onu sen bunları. Sen bana yardım edeceksen ha Devin abla? Edeceğim sen hiç merak etme. Ben sizi gizlice buluştururum bebeğim. Evlendireceksen bizi. Hayat var Devin abla olmasaydı bu evde ben neyin yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Olmaz.